Aptal herifler. Merhaba chat. Bugün podcast'imizde ölümü konuşalım dedik. Ölüm hakkında ne düşünüyorsun? Ölüm hayatın kaçınılmaz bir parçası ve her kültürde farklı şekillerde ele alınır. Aa, kısa konuştu. Ben gireyim mi ya? Gir bakalım. Ben ölmek istemiyorum hiç. Ölmek isteyen var mı aranızda? Evet, aramızda ölmek isteyen biri var. Merhaba Nazım. Tamamladık diye düşünüyorum yani ben kendi adıma. Ben Azrail. Ben hazırım abi. Merhaba arkadaşım. Şimdi senin bir sıkıntın varmış, çözmeye geldim. Öyle bir imaj çizmeye çalışıyorsun yani. Ölmek istiyorum. Abi ölmek iyidir ya. Öyle o zaman Nazım. Sen önden git. Mesele orada zaten. Kendi kendinize son verirseniz zaten çok fena bir şey. Günah dememek için sayın seyirciler. Fena bir şeydi. Fena çok bir şey. kötü olmuşsun. Yüz parçalık puzzle olarak düşünün hayatınızı. Hocam sizce kaç parçasını tamamlamışsınızdır? 51 parça gitti. Benim puzzle şöyle ama hep yanlış parçaları, tuş yanlış ama parçalara takmaya çalışıyorum. Sen daha 26 yaşındasın ya. Ölmek istemekle ölümden korkma sürecini karıştırmamak lazım. Şöyle korkmuyorum. İnsanlar yaren hatırladığında iyi hatırlar. Sevgi desin. Ben ölürsem de hiç sıkıntı değil. Kimsenin umurunda olmayacaksın. Ya kafam bir şeyleri yapmak isterse ama vücudum izin vermezse? Çok büyük üzüntü bu. Topraktan elma ağacı olarak da çıkabilirim. Sinek kapan şey olarak da çıkabilirim. Bence bir şekilde hala bilincinde olacağız. Sinek avlarken? Ben aslında YouTuber'ım. Burada sinek avladığına bakmayın. Atıyorum tutuyorum yok inançsızlık falan da benim hiçbir yakınım ölmedi. Belki Allah korusun hemen oraya gelirim. Ateistlik bitti. Allah korusun çok yakınım birini kaybedersem o zaman bir daha konuşuruz. Hayır yok. Kaybetmeyeceksin hiçbir zaman. 10 yıl içinde ölümsüzlük bulunacak diyor. Bu 3-5 yıldır özellikle çok konuşulmaya başlandı. Muhtemelen bir şeyler dönüyor. Bir dolaplar dönüyor ama bize mi ulaşmıyor Nazım bilgiler? Yılmaz yeni ölmüştü. Fakat bir açıklamamızdan bir gün diyeceksin ki. Ah keşke İlker Hoca burada olsa da ona bir C2C kablo getirseydin. Ay çok üzüntü bir şey. Şu an bunu düşündüm. Evet, çok benden istemişti. Bulamamıştım o zaman. Şimdi 20 tane aldım Amazon'dan. Bölümün devamını Podi uygulamasında dinleyebilirsiniz. Podi'yi ücretsiz indirip kullanabileceğiniz linki açıklamalara bırakıyorum. Podi.